Merhaba Deniz. Merhaba Erdem. Şimdi bugün konuşacağımız film Steve McQueen'in 2018 yapımı Widows filmi. İlk yorumları senden alalım. Ne tür bir intiba bıraktı sende? Herhalde bir yönetmenin eski filmleriyle bu filmini karşılaştırarak konuşacağız. Klasik anlatı içerisine nasıl yerleşiyor? Onunla ilgili bazı noktalara değineceğiz. Klasik anlatının temel motiflerini bir hatırlayacağız. Bir de filmi temel olarak kadın temsili üzerinden konuşuruz diye düşünüyorum. Çünkü bu bir kadın filmi. Son dönemlerde de böyle filmler çok. Kadınlara yönelik hem tokenist temsiller var. Yani kadınların toplumsal olarak marjinalize edilmiş olmalarını terse çevirmeye çalışan göstermelik olumlu temsiller var sinemada. Bu film biraz bunu deniyor ama bir yanıyla da aslında suç, kadınlık ve erkeklik gibi temalarda temel ana akım fikirleri de tekrarlıyor gibi görünüyor. Bence bu eksende gideceğiz. Bir klasik anlatı filmi bu. Sanıyorum sen de onaylayacaksın. Hem montaj açısından hem anlatı açısından çapraz kurguyu tekrar ediyor ve Aristo'nun Poetika kitabında sunduğu anlatı yapısını izliyor. İstersen buradan başlayalım. Böyle bir yönetmenin klasik anlatı sineması içerisine girmiş olmasını nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü Hunger gibi filmlerini hatırlayacak olursak bunun dışında filmler de yapan, politikte duruşu olan bir yönetmen Steve McQueen. Ne diyorsun? Hunger var. Neydi? 12 yıllık Şey mi var? esaret mi? Ondan önce Şey mi var? Son 12 yıllık esaret. Uzun filmleri içerisinde filmografisi yani çok fazla film yapmıyor. Şöyle başlayabilirim o zaman. Senin yaptığın o genel özet zaten bütün çerçeveyi çıkardı. Konuşulabilecek klasik anlatısı var. Temsil boyutu var. İşte bir de yönetmen otor boyutu var. Şöyle başlayabilirim. Şimdi bu filmi izlerken bir ilk intibam şuydu, ilk gördüğüm şey, ilk birkaç dakika içerisinde zaten nasıl bir türde bir film olduğunu gösterdi bize. O da şu, sinematografik olarak çapraz kurgu ekolünü baştan bir uyguladı. O da şu, bir kovalamaca soygun sekansı ile başka parçalar, ki sonradan soyguncuların eşleri olduğunu anladığımız başka kadınlarla birlikte erkeklerin planları biri diğerini takip edecek bir biçimde çapraz kurgulandı. Sonra bunlar birleştiler. Filmin devamında ben şöyle bir şey de hissettim. Yönetmenin kim olduğunu biliyordum ama eğer bilmiyor olsaydım da ya bu işinin ehli bir yönetmen tarafından yapılmış derdim. Yani kim bunun yönetmeni diye sorardım. Böyle bir dokunuşu var. Yani otör dokunuşu var. Ha bunu Steve McQueen olduğunu duyunca şaşırır mıydım? Onu bilemeyeceğim işte. Yani çünkü olabiliyor bir yandan. Yani sonuçta uluslararası çıkış yapmış bir yönetmen bu tarz bir film yapabiliyor. Bu dağıtımını Hollywood üstlenmiş. Yani başta o Fox Searchlight'ı gördük ya. Yapım hem İngiliz hem Amerikan şirketler yapımlar. Yani New Regency Film 4 gibi şeyler var, yapım firmaları var. Bir tür biz içeriye bakarsak eğer klasik anlatı tabii. Klasik anlatı. Onun detaylarında konuşuruz. Ben girişi bu kadar yapayım şimdilik. Sen konuşurken şeyi not aldım. Yani işinin ehli dedin ya, işinin ehli bir yönetmen olduğunu fark ediyorum. Buraya işin ehli ama acaba otör mü diye soru işareti koydum. Sen dedin ki hemen üstünde bu bir otör. Az film yaptı, az ve öz yaptı. Yani niteliğe özenen bir yönetmen. Bu bir klasik anlatı filmi olsa da bazı sahneler gerçekten sıra dışı. Yani kendine ait bir sinematografi olan bir film olduğunu düşünüyorum. Belki bir önceki filme göre bu niteliği anlamında daha derin. Yani Nomadland'le karşılaştıracak olursak bazı sahnelerde yönetmen kendi imzasını atmakta başarılı olmuş. Bunu atabilen ehil bir yönetmen. Şey konusunda çok emin değilim ama yani bütün filmleri izletseler bu filmi bu yönetmene ait olduğunu bilmeden izlesem onun film olduğunu tahmin etme ihtimalim çok yüksek değil. Yani o tarz bir imzası var mı onu bilmiyorum. Olması şart mı onu da bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki mesela birkaç Tarkovski filmi izlese bir insan ve sonra bir Tarkovski filmi izlese bu Tarkovski filmi der diye düşünüyorum. Aynı şekilde David Lynch için de bunu yapabilir. Steve McQueen bunu kasten tercih etmiyor olabilir.
diye düşünüyorum. Sinematograf üzerine ne dersin? Bazı örnekler vermek ister misin? Yani kaydırmalı çekimler vesaire. Nasıl kendine ait bir duruşu var yönetmenin? Şimdi soruna gelmeden önce bu otör konusunda şunu söyleyeyim. Yani şimdi otör teorisi, örneğin otörün bir teori olduğuna Ulf Bakker itiraz eder. Böyle bir teori olmaz der. Otör düşüncesi bu Fransız kayır sinemadaki o işte Godard gibi, Truffaut gibi insanlar yazarlıktan geliyorlar. Onların yazılarından doğan ve Amerikan filmlerini izlerken, tam klasik anlatı filmlerini izlerken Hawks adlı yönetmenin çok böyle bir tür filmi yapıyor aslında. Hep birbirine benzeyen filmler yapıyor ve bir süre sonra şunu fark ediyorlar. Ya bir yönetmen çok endüstrinin içerisinden seri üretim, kültür endüstrilerine denk düşecek filmler yapıyor. Tam klasik anlatı filmleri yapıyor ama biz filmi izlerken ya bu yönetmenin olduğunu fark ediyoruz. İsmini bilmesek bile. Yani kendi imzasını bir şekilde atıyor. Tarzını koyuyor ortaya diye çıkmış. Yani şart mıdır? Kim olduğunu bilmesek de o yönetmenin, ya bu onun filmi dememiz gerekiyor mu birinin otör olması için? Bence böyle bir şart yok tabii de, dediğim gibi ben bu bir teori olmaya da bilir. Ama bazı filmlerde işte hani yönetmen ön plana çıkar, o onun filmidir. Yönetmenin tarzını, imzasını vesaire yansıtır. Bunu hissettiriyor tabii ki filmde. Sinematografi de bu bağlamda konuşmak lazım. Evet, mesela uzun planlar var, plan sekanslar var, alışılmadık bazı açılar var. Örneğin bir politikacı ile Colin Farrell'ın oynadığı politikacı ile yardımcısının arabaya bindikten sonraki kesintisiz planları mesela bir mahalleden diğerine gidiyorlar. Kamera orada ne arabanın içine giriyor ne başka bir şey yapıyor. Kesintisiz bir biçimde onların konuşmalarını, diyaloglarını dinliyoruz gibisinden. Veya uzak genel plandan yakın plana doğru evrilen ve yetkin bir kamera hareketiyle ortaya koyulan bir şey var, plan sekans var. Bunların tamamı tabii biçimsel şeyler, basit biçimsel şeyler değil. Filmi oluşturan o dünyaya dair bir estetik bir şey oluşturuyor ve o dünya bir suç dünyası. İçeriye de buradan bağlayabiliyoruz. Aynı zamanda işte karakterlerin temsilleri, dediğin gibi, o da önemli bir şey. Şunu eklemek lazım diye düşünüyorum. Bunlar biçimsel şeyler, asla basit değil ama. Değil çok de. Önemli çünkü sinemanın özellikleriyle, yani kendine has nitelikleriyle, sinematografın olanaklarıyla evet. Yeni bir şeyler ortaya koyuyor olmak bir sanatçıyı yüksek pozisyona yerleştirecek niteliği. Yani bu bir roman değil, bu bir tiyatro eseri değil, bu bir sinema ve iyi bir sinema yönetmeninin bunun taktiklerini kendine has ve yenilikçi bir şekilde kullanması lazım. Bu hani Bourdieu'nun beğeniye dair ya da sanata dair söylediği hususlar var ya, tam da estetik içerisinden çıkıyor. Evet. Yani öykü değil burada bizi çeken birincil şey. Öykü kötü mü? Güzel bir öykü var. Ama asıl vuran öykü kadar biçim. Yani ikisini birbirinden ayırmamamız lazım diye düşünüyorum. Evet. Mesela bir şey aklıma geldi. Hemen araya gireyim. Bir sahnede Metropolis filmi vardı, 1927 yılında meşhur. Onu çok andıran bir planda gökdelenlerin arasından bir tren geçiyor böyle bir raydan o tarafa doğru. Ve onun ardından karakterlerden bir tanesi, Meksikalı olan kadın karakterin planına geçiyoruz ve onun önünden tren geçiyor. Ve kadının görüntüsünü böyle bir tür işte dalgalandırıyor ve bulanıklaştırıyor. Orada öykünün içerisinde kadının yaşadığı o durum, hem psikolojik durum hem de içinde bulunduğu o fiziksel koşullarla çok güzel bir uyum sergiliyor. Yani o plan mesela. Bu tarz bir, yani sinema malzemesine dair bir gerçekten yetkinliği var diyelim. Temsile de geçebiliriz artık. Bu çok önemli bir şey çünkü yönetmenin romandaki gibi işte karakterin şu anda iç dünyası karmaşıktır gibi bir şey yazılı olarak ifade etme şansı yok. Bunu söyletebilir bir karaktere. Ama aynı beceri midir? Aynı etki yaratır mı? Asla. Yani onu trenin akışıyla karakterimizin kendi dalgalanmalarını iç içe geçirmek,
onu görüntünün ve sinemanın malzemesiyle ortaya koymak, işte maharet dediğimiz bu. Evet. Buradan yani tam da Meksikalı kadın karakter dedin, oradan bir geçiş yapalım istersen. Evet. Kadın karakterler, iki Afro-Amerikalı kadın karakter, bir Meksikalı göçmen Michelle Rodriguez'ince canlandırdığı karakter var. Evet. Bir de Polonya geçmeni olduğunu tahmin ettiğimiz bir beyaz karakterimiz var. Ne dersin temsile dair? Kadınlık temsilleri, göçmenlik, marjinallik, evet, kadın erkek, ataerkillik. Nasıl okursun filmi? Şöyle bir giriş yapmak isterim ben. Yönetmen şimdi birinci ilk çıkış filmi Hunger filminde örneğin biz o filme dair bir temsil görenekleri üzerinden bir okuma yapmamalıyız bence. Hem bir biyografik film hem de bir klasik anlatı filmi değil. Bu tür sebeplerden dolayı. Klasik anlatı derken de şunu sen söylemiştin girişte, şu şekilde açmak lazım. İşte Aristo'nun poetikasına, onun heybesinden çıkar, ona dayanır. Ve bu düğüm ve çözümle işler, baht dönüşü ve tanınma gibi özellikler içerir. Karakterler ve öyküdür, olay örgüsüdür. Karakterler eylemle kendilerini gösterir gibisinden temel prensiplerini koyduğu bir bütünsel bir yapıt. Burada mesela her şey neden sonuç ilişkisine bağlıdır. Bir tür filmidir. Hiçbir şey fazla veya eksik değildir. Hiçbir karakter ya da hiçbir plan. Bu tarz bir şey koyar bize, bir bütün koyar karşımıza. Şimdi bu klasik anlatı doğal sonuçlarından bir tanesi de işte temsil. Temsile göre, temsil göreneklerine göre çözümlenebilecek bir şey. Yani orada bir kadın sadece o kadın değil, bir daha geniş bir kadın temsilinin bir temsilcisi haline geliyor. O bağlamda şöyle bir şey, evet, ana karakterlerin kadın olduğu, kendilerinden beklenmeyen bir şeyi yapacak kadın filmi diyebiliriz. Ama şöyle bir şey var, benim aklıma her zaman şu gelir. Ana karakterlerin kadın olduğu, kahramanların daha doğrusu kadın olduğu filmler yapıldı. Süper kahramanların kadın olduğu filmler yapıldı ve feminist teori buna şu şekilde itiraz etti. Siz kadın filmi yapıyorsunuz ama onları erkekleştiriyorsunuz. Yani erkeğin yaptığı işi yaptırıyorsunuz. Militarist bir film oluyor, şiddetle çözen bir film oluyor. Erkeği alıyorsunuz, yerine kadını koyuyorsunuz ve aynı şeyleri yaptırıyorsunuz. Maskülen bir kadın karakter koyuyorsunuz ortaya. Bu temsil bizim eleştireceğimiz temsil derler ki haklılar yani. İlk aklıma o gelmişti benim. Ki bu film bağlamında da geçerli bu. Şöyle haklılar bir kere. Kadının güçlü olmak için illa erkek olması gerektiği varsayımına dayanıyor. Oysa kadın kadın olarak ve inadına daha da dişil olarak güçlü olabilir. Asıl gücünü de aslında kendisine sadık kalmaktan alacaktır. Evet. Bunu ıskalıyor. Bu demin söylediğin hani bütün her şey kastidir, hiçbir boşluk yoktur, klasik anlatı böyle bir bütünlük içerisinden örülür. Bana hep şunu böyle bir metafor olarak canlandırır. Bir örgü ördüğünüzü düşünün, şişle ve yünle. İyi bir nasıl diyelim, teknisyenseniz gerçekten boşluk kalmaz. Eğer bu işi bilmiyorsanız bazı boşluklar kalır. Oysa hayatın kendisi de bu boşluklara sahiptir. Yani hiçbir şey bu kadar derli toplu değildir. Yani deniz örneğin bir şeyin temsili olarak hayatını sürdürmez. Bazen bir şeye uyar, bazen başka bir şeye uyar, bazen hayatında boşluklar vardır, pek çok ölü zaman vardır. Evet. Klasik anlatı aslında bize doğalmış gibi geliyor ama doğal olmaktan çok uzak. Çok suni. Yani hayatta ne bu kadar derli toplu? Seni dinlerken şöyle bir soru geldi aklıma. Aslında yanıtını da bilmediğim bir soru açıkçası. Senin ne düşüneceğini merak ederek düşündüm. Şimdi temsili aşmak gerekli mi acaba? Sanat sineması temsil alanına oynuyor mu? Sanat sineması da temsil yapıyor mu? Yoksa acaba temsil denen unsur biraz sinemayı boşaltan, onu birazcık böyle mesaj kaygılı, kof bir şey haline getiren bir unsur mu? Ne düşünüyorsun? Yani temsil sence değersiz bir şey mi? Yoksa zaman zaman bizim buna ihtiyacımız var mı? Şahsi görüşünü soruyorum ya da kaynaklarda okuduğun bir şeyler varsa onları da paylaşabilirsin. Ben bundan emin olamadığım için soruyorum ama sanki içsel olarak, sezgisel olarak bunu aşmak değerli olabilirmiş gibi geliyor. Şart mı değil ama aşması bana
daha tırnak içinde, tabii ki bunu tırnak içinde kullanıyoruz, gerçek geliyor. Yani bunu böyle şey olarak söylemiyorum. Pozitivist, evet, dışarıda evet, bir hakikat var falan gibi söylemiyorum. Daha evet, iyi geliyor. Tamam, evet. Ne dersin? Şöyle düşünüyorum ben. Türüne göre mesela dedim ya, Hunger'da temsil çözümlemesi yapmamak lazım. Burada da yapılabilir çünkü yani klasik anlatı bu, kendileri koyuyorlar bu tür temsilleri. Olayın hani sanat sineması bağlamında şunu şöyle düşünüyorum ben. Ryan ve Kellner politik kamerada şu tarz bir örnek verirler. Kartal. Metaforik ya da metonimik olabilen kartal. Şimdi bazı filmlerde, ki bu tür filmleri, klasik anlatı filmlerinde, kartal örneğin özgürlüğün metaforu olabilir. Çünkü tam da metaforun karşılığı olacak bir şekilde soyut bir şey bir somut nesneyle temsil edilir. Temsil dilin temel edimidir der Deleuze. Doğrudur. Ama sinemada da bu tarz temsiller gerçekleştiriliyor. Ama kartal bir yırtıcı kuş sürüsünün bir parçası da olabilir. Ne özgürlüktür ne de başka bir şeydir. Kartal kartaldır. Bu da onu metonimik yapar. Yani daha büyük ya da daha küçük bir parçanın, daha bir grubun ya da bir şeyin bir parçası olarak. O nedenle şu örneği ben arada bir veririm. Yani bu filmle de bağlantılandırabiliriz. Silah. Yani silah Hollywood filmlerinde bir şeyin kanun dışılığı, örneğin bu filmde öyledir ya da Kirli El gibi filmlerde öyledir. Kanun dışılığın bir metaforu olabilir. Ama demek ki bu filmlerinde Bekir adlı karakteri kendisine daha da çok kendisine zarar vermek için kullandığı bir aygıt alettir, yanında bulundurduğu bir şeydir. O metaforik değildir örneğin. O nedenle bir temsil kalıbı içerisinde okunmamalı. Her film bence doğru değil. Her film için geçerli değil. Diyeyim. Doğru. Bazen çekmece sadece çekmecedir. Ha, evet, evet. Bir çaltı değil. Yani aslında çoğunlukla bir çekmece çekmecedir. Çoğunlukla. Belki burada sofistike bir metaforla daha düz alegorik bir benzetme arasında bir ayrım yapmak da gerekebilir. Yani eğer illa, yani sen diyene kadar düşünmemiştim temsille metafor arasında bir bağlantı kurmak, ama evet, bir bağlantı var. Yani evet, bir kadın kendisinin ait olduğu kadınlar grubundan bir şey temsil ediyorsa, o kadın o kadınların bir metaforu olarak ekrandadır. Evet. Diyebiliriz. Eğer bu böyle çok düz, çok indirgemeci, stereotipik bir şekilde yapılıyorsa çok da tercih edilir bir şey değil. Çünkü hayat da çok öyle işlemiyor. Yani ben açıkçası öyle bakmayı seviyorum sinemaya. Belki sinemadan da çok hayat üzerine kafa yormayı sevdiğim için nasıl benim hayatım çok böyle kalıplara oturmadan akıyorsa, sinemanın da o kalıpları biraz terk etmesini isterim. Bu demek değildir ki temsil kötü bir şey. Ama eğer bunu biz çok basma kalıp bir şekilde yapıyorsak ve birilerini sinemanın kendi gösterge bilimsel ya da daha doğrusu sinematografik niteliklerinden uzaklaşıp daha indirgemeci bir şekilde okumaya itiyorsa, bence sinemanın da içini boşaltıyoruz demektir. Burada da hani senin demin söylediğin şey, kadınların çok dişil özelliklerinden koparılarak gücün erkekliğe eşitlenecek bir şekilde temsil edilmesi metni ataerkil bir şey yapıyor ve temsilinde çok nitelikli bir temsil olmadığını da düşündürüyor bana. Haksızlık ediyor olabilir mi elbette? Buyurun. Ya tabii, bir de hani şöyle de bir şey var. Ana akım sinema sürekli içerik krizine girer. Çünkü artık her şey klişeleşir. Artık yani tamam, temsilin her türünü yaptın. Bu bağlamda hani onlar belki kafalarında böyle bir şey yok ama yaptıkları şey, gösterdikleri şey bir kültür endüstrisi diyoruz ya. Yani ideolojik bir bölgeye oturuyor. Yani, ana akım bir yere oturuyor. Biz bunu eleştirel bakış amacıyla çözümlüyoruz sonuçta. O nedenle şeye dikkat etmek lazım. Her film olmaz yani. Her filmi temsil ya da metaforik bir biçimde çözülemek doğru değildir. Doğru. Demin söylediğim bir şey benim için değerli. Hani dedin ya, içerik ve malzeme bulma sıkıntısı yaşıyorlar. Çünkü o kadar kalıpların içerisindeler ki, bu kültür endüstrisi tezinde Adorno'nun ve evet, Frankfurt Okulu'nun
Yani özellikle Adorno ile Horkheimer'ın vurguladığı şey kalıplar içerisinden işler. Sanki kalıbın dışı yokmuş gibi. Oysa hayatta pek çok şey kalıbın dışı. Yani biz kalıba oturtmaya çalışıyoruz ama kim tam olarak bir kalıba oturuyor? Yani sen kendini bir kalıba yerleştirebilir misin? Evet. Bütün sarışınlar, bütün etnik azınlıklar, bütün kadınlar birbirinin aynısı mıdır? Ama klasik anlatı ya da genel olarak kültür endüstrisi kalıplara hapsoluyor. O yüzden de birlikten yoksun. İçerik yoksunluğu ya da malzeme eksikliği hissetmesinin arkasındaki temel nitelik bu diye düşünüyorum. Tabii bir de şunu da eklemek lazım. Yani klasik kalıpların dışına çıkamaz mı? Çıkar. Çıktığı anda da seyirci kaybeder. Doğru. Bir de o var. Nitelikli, yani nitelik. En önemli şeyi, kriteri eğer yapım firmasının yani şu kadar ben gelir hedefliyorum dediği anda o filmi belirli bir şekilde bitirmek zorundadır. Yani endüstriyel bir ürün olarak karşımıza çıkarıp o şekilde bitirmek zorundadır. Yani çıkamıyor tabii ki. Yani şöyle diyebiliriz, katılıyorum. Sayıca kesinlikle kaybeder izleyici. Tabii. Ama nitelikli izleyici kazanır. Eğer çok fazla film izlememiş bir izleyici ise ama yine de bu filmi izlemeye devam ederse o izleyiciyi de dönüştürme gücü elde eder aslında. Çünkü ben kendimi düşünüyorum, bilmiyorum sen kendini nereye konumlarsın. Yani sonuçta ben de sinemadan biraz daha anlar hale gelişim izleye izleye oldu. Hala kendimi çok yüksek bir pozisyona koyduğumdan değil ama eski izleyicilik pozisyonumla şimdikini karşılaştırınca bir dönüşüm geçirdiğimi biliyorum. Bu da aslında direnmekle yani izlemeye devam etmekle gerçekleşiyor. Eğer kalıpların dışına çıkarsa mutlaka izleyici kaybedecek sayıca ama henüz meşru beğeni noktasına gelmemiş izleyiciyi de dönüştürebilecektir diye düşünüyorum. Evet, tabii. Mümkündür bu. Ben bir de şunu vurgulamak isterim bu film için, Widows filminde. Yani genel olarak şöyle bir şey var. Yani dünyada da bir kadın hareketi aynı zamanda işte siyah hareketler, etnisiteler üzerinden bir özgürleşim hareketleri var. Ana akım sinema bu konuda biraz böyle buna eklemlenmeye çalışıyor. Çünkü bundan 20-30 sene öncenin kahraman filmleri ne yapamaz artık. Çünkü orada kadınlar çok belirgin bir biçimde ikincileştirilmiştir. Ana karakterler hep erkektir. Ve yani geriye dönüp baktığımızda yapılmış bir sürü eleştirel çözümleme de olduğu için buna bir miktar eklemlenmeye çalışıyor ama yaptığı şey şu, başarılı, özgür kadın imgesi üretmeye çalışıyor. İster istemez temsile girecek burada ama bunu yaparken de bu kavramları istismar ediyor. Şunu söyletiyor filmde kurulan bir cümle bu. Erkek gibi görünüp hareket etmek için 3 günümüz var diyor mesela kadın. Açıkça da bir yani itiraf gibi bir şey de söyleyebiliriz bunu. Bu suç filmi içerisinde herkesin politikacısından rahibine kadar bir şekilde kanun dışılığa, suça ve işte bir tekinsiz bir ortamın içerisinde girmiş bulunan karakterleri, kadınları da eklemliyor. Yani kadınları başka bir daha erkeğin düşünemeyeceği ya da piyasa ekonomisinin dışında bir yerde konumlamıyor. O nedenle sahte bir eleştirellik, sahte bir işte özgürlük ve neydi, güçlü kadın imgesi koyuyor diyorum ben yani. Suistimal ediyor, güzel bir vurgu. Evet. Ayrıca eski pozisyonunu korumakta da güçsüz olması, bu da önemli. Yani 70'lerde, 60'larda homofobik temsiller varken artık hani bunu yapamıyor. Mutlaka karakterlerden biri demek zorunda ki yani yanlış anlama, homofobik değilim. Yani belki buradan bir espri malzemesi çıkarmaktan geri duramıyor, kendini alıkoyamıyor ama yine de en sonunda homofobik olmadığını söyletmek zorunda hissediyor karaktere ana akım sinema. Çünkü artık bu norm dışı. Evet. Aynı şekilde etnik azınlıklar konusunda yani ırkçı bir temsil yapamaz. Bu kabul edilebilir bir şeydi. Çünkü tarihsel olarak dönüşüyor. Dönüşmeye de devam edecek. Belki bir gün kadını bu kadar eril bir şekilde temsil etmekten de vazgeçecek. Ama
yeterince özgürlükçü ve muhalif olacak mı? Büyük bir soru işareti. Büyük ihtimal hiçbir zaman olamayacak. Yani klasik anlatı hiçbir zaman o noktaya ulaşamayacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki. Olamaz. Başka vurgulamak istediğim bir nokta var mı? Yani 3 aşağı 5 yukarı. Bu yani kadın, güçlü kadın, başarılı kadın ama yani birincisi oradaki serbest piyasa ekonomisinin suçla bulanmış o piyasa ekonomisinin koşullarını kabul etmiş. O akla, yani neoliberal akla, aklı benimsemiş kadın imgesi bir güçlülük ya da özgürlük falan değildir. Bir alternatif koymuyor yani film bize. Sadece bunu söyleyebilirim. Doğru. Neoliberal aklı ya da neoliberal dünya düzenini asla sorgulamıyor. Olduğu gibi kabul ediyor. Temel amaç yine hayatta kalmak. O jungle'ın koşulları içerisinde nasıl kalıyorsan her şey mübahtır. Kadın da ne kadın olmanın gücünü sorguluyor ne de piyasa ekonomisinin dinamiklerini sorguluyor. O yanıyla da fazlasıyla sisteme angaje. İyi bir film aslında bir yanıyla ama yani o Hunger'daki politik duruş, oradaki o muhalif pozisyondan sonra böyle geçişler insanı düşündürüyor açıkçası. Evet. Yani neden oluyor böyle geçişler? Nasıl oluyor? Yönetmenin ticari sinemaya angaje olma arzusuyla mı ilişkili? Yoksa kendi duruşu mu ilk baştan çok sağlam değil? Bunları da düşündürmüyor değil açıkçası. Evet, evet. Bu arada bir yani şimdi değil ama şu hayatta kalma meselesi üzerine de bir konuşalım. Yani o insanın önemli içgüdülerinden bir tanesi. Öyle bir şey ki yani ne kadar ana akım film varsa, ne kadar bilim kurgu filmi varsa mesela hepsini bunun üzerine koyuyor. Açıkçası hayatta kalmak en önemli gayemiz. Başka hiçbir şey yok. Çok. Yani, hayatta kalacağız. Başka bir şey yok yani. Mikki'ye dön ama hayatta kal gitsinden o önemli bir mevzudur. İlgimi çeker bu konuyu konuşmak. Biraz varoluşçuluk ekseninde ve Camus'un hani ilk sorulacak soru hayatta yaşamaya değer mi? Yani intihar sorusu noktasından da hareket etmek isterim. Evet. Çok temel bir içgüdü gerçekten ama zaman zaman insan karşıtına da geçebiliyor. Biraz belki Mark Rüze'den o ölüm içgüdüleri yani Freudian bir şekilde Freud'dan aldığı kendini yıkma arzusu. İnsanın bileis diye inorganik duruma geçmesi ve bir yandan da yani bunları isterken hayatta kalmak konusunda da çok arzu olması. Yani o çelişki üzerine de konuşmayı çok isterim. Çok ilgimi çeker. Olur. Ben bu sohbet için... Tabii. Bence zaten Marcuse Freud'dan alırken Freud da çok büyük oranda onu Nietzsche'den alıyor bu tartışmayı. Öyle düşünüyorum ya, ben. Evet ya. Yani çok direkt almış. Bazı yerlerde de kaynak gösterilmiş. Ben onu diyecektim. Marcuse açıkça Freud'dan aldığını söylerken Freud'un aynı şekilde çok da etik davranmadığını da düşünmüyor değilim açıkçası. Onu da konuşuruz mutlaka. Benim için değerli bir tartışmaydı. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğin bir şey var mı diyeyim veda etmeden. Ben de bu tartışma benim için de sanki derli toplu ve çerçevesi çizilmiş bir noktaya gitti gibi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum bu birliktelik için. Bir başka buluşmada tekrar bir araya gelmek üzere. Konuşmak. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz.